Beyoğlu'na gelip de Krepen'deki İmruz'a uğramadan ve Bay Yorgo'nun nefis mezelerinin tadına varmadan dönmek olmaz. İmroz 1941 yılından beri müdavimlerine her gece lezzet şöleni yaşatıyor. Biz de bu Beyoğlu akşamında İmroz'da Bay Yorgo'nun nefis mezelerinin tadına bakacağız ve üç kuşak ortaklarıyla birlikte sohbet edeceğiz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizden devam eden değil mi bunlar mezeler? Bizden elbette. Yenilikleri de olabilir. Tabii. Çıktı bir şey. Mevsime göre de değişiyor. Beyoğlu'ndaki bu mekanın en vazgeçilmez klasiği nedir? Yani olmazsa olmazı. Hiç olmazsa fasulye bir defa kesin. Tarama, aktapot olur, çiğro salatası. Ve mevsime göre dediğim gibi değişir bu şeyler. Siz nasıl başladınız? Komilikten geldik. İki vele geldiğimiz İstanbul'da komi olarak çalıştık. Ondan sonra garson. Yavaş yavaş tam işin bütün mutfağından en alt her basamağına. Bulaşıkçılık da yaptık işte. Ona göre yavaş yavaş. Ama sizin yaptığınızın hep hala böyle çok dillere destan. Elinizin tadı var herhalde. Nedir bu işin sırrı? Yani bunu güzel yapmanın, işte lezzeti tam kıvamını buldurmanın püf noktaları neler? Şimdi en önemlisi? En önemlisi? Kendin beğeneceksin. Önce kendin yemediğin bir şeyi başka birine kesin yedirmeyeceksin. En önemli düşündüğümüz şey bu. Ona göre de lezzet olmak için dediğin gibi ihtiyaç olan şeyini koyacaksın yani. Şimdi siz böyle Beyoğlu'nun neredeyse koskoca bir tarihine tanıklık ettiniz. Öyle değil mi? Beyoğlu'nda. Bir sürü dönemleri yaşadınız, gördünüz. Geçmişten bugüne neler değişti? Sizi rahatsız eden ya da öncelikle mesela rahatsız eden neler hoşunuza gitmiyor bugünlerde? Sonra da hoşunuza gidenleri soracağım. Şimdi daha çok elbette şey tercih açıldı millet. Evet. Ona göre... Eskiden biliyorsun, bir defa kadın gittiği yerde böyle baksan kavga çıkardı. Kavga çıkardı. Bilmem ne. Şimdi böyle şeyler yok yani. Doğru. Şimdi insanlar gayet normal şimdi. Bu İmroz'un hani herkesin çok severek yediği ne var? Hangisi var? En böyle hani? En çok sizin şeylerden sebze olarak fava mesela. Ben de favayı çok seviyorum. Hava olmazsa olmazı. Olmazı yani. Değil mi? Aman bize. Sezonun yeni engellemesi. Tabii belli sezonlarda oluyor. Çirosu da, kitapudu da, kalamarı da çok gidiyor. Bu sokakta burası ilklerden biri mi? Bunlar çok sonradan gelirler. Bizim yanımızda. Sündeposu. Cenaze vazı makinesi. Kümürcü vardı, araba tamircisi vardı. Hiçbir şey yoktu buradaki. Güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum size bu güzel yemekler için. Şimdi bunların tadına bakalım. Tabii. Afiyet olsun. Size de afiyet. Bay Yorgo'ya saygı duymamak elde değil. Tam 70 yıldır her gece geç saatlere kadar işinin başında.